Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Bugün size AYT konularımızdan kimyasal tepkimelerde enerji ya da diğer adıyla entalpi konusunu anlatacağım. İsmim Sevtap. Şimdi maddeyi oluşturan özellikle taneciklerin sahip olduğu enerjiden bahsedeceğiz. Entalpi konusunun içerisinde ki bu enerji potansiyel enerji artı kinetik enerji toplamıdır. Ve bu toplam aslında genel enerji toplamıdır. Çünkü bunun alt enerji kademelerinde işte bağlanma enerjisi vardır, çekirdek enerjisi vardır, atomları bir arada tutan enerjiler vardır. Özellikle çekirdeğin çok içerisinde hakim olan belirli tutunma kuvvetlerine dayalı enerjiler ve artı titreşim enerjisi gibi birçok mekanik enerjiyi de barındıran bütün enerji toplamıdır diyebiliriz buna ve biz potansiyel kinetik enerji olarak da zaten bunu genelliyoruz. Kimyasal tepkimelerde özellikle biz biraz tepkime enerjisiyle ilgili hesaplamalarımızda kinetik enerji tepkimede sıcaklığa dayalı olan bir enerji olmasından kaynaklı birazcık daha geri planda tutulabiliyor. Nedeni de tepkimelerin oluşması, gerçekleşmesi sırasında biz sıcaklığı sabit tuttuğumuz için kinetik enerjiden ziyade birazcık daha potansiyel enerji üzerine daha çok kurguluyoruz. Şimdi kimyasal tepkimelerin özellikle oluşması sırasında bazen tabii ki enerji açığa çıkmasıyla beraber bazı durumlarda da enerji gereksinimi olur ki biz buna zaten tepkime ısısı, tepkime entalpisi diye adlandırırız. Ve bu sistemde meydana gelen enerji de büyük delta şeklinde ifade ettiğimiz bir göstergeye sahiptir. Enerjimiz tabii ki yine biliyorsunuz ki ürünlerin enerjileriyle girenlerin enerjisinden bahsediyoruz. Ve bu enerjilerin arasındaki farklarda şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor ki bu enerjinin hesaplanmasıyla ilgili ürünlerin enerjilerinin toplamsal değerini kilokalori ya da kilojul, girenlerin enerjilerinin toplamsal değerinin arasındaki farkı alıyoruz ve bu fark tabii ki sabit basınçta sisteme dışarıdan ısı verilirse entalpi artarken bir şekilde ortama ısı verilirse entalpi azalır. Ve bir tepkimenin genel anlamda entalpisi delta H dediğimiz değeri tepkimeye giren ve oluşan maddelerin türüne bağlıdır ki buradaki türdeki kasıt inanın bütün moleküllerin yapısal olarak mesela kovalent bağ mı olduğu, iyonik mi olduğu, atomların arasında tekli bağ, çiftli bağ, ne tür bir mekanizmaya sahip olduğundan tutun her şeyi içerisine barındırır. İkincisi tepkimeye giren ve oluşan maddelerin fiziksel hali ki bu gerçekten yine çok önemlidir. Ve tabii ki miktar bir tepkimenin entalpisinde en etken faktörlerden bir tanesi. Neden hocam derseniz? Çünkü harcadığımız ya da gereksinim duyduğumuz madde miktarına karşılık açığa çıkan ısı ya da gereken ısı aynı paralellikte ne yapar? Değişir. Tepkimeler ısı alışverişlerine göre endotermik ve egzotermik olmak üzere ikiye ayrılır. Ki biz burada en çok tabii ki sözel bölümlerde de çok karşımıza çıkıyor. Öncelikle endotermik tepkimenin ne olduğunu izah edeceğim size. Endotermik tepkime dediğimiz arkadaşlar bir kimyasal tepkimenin öncelikle başlatılması amaçlı bizim enerji aldığımız bir tepkime türüdür. Ve bu tepkime türlerindeki kural da şudur. Tepkime ısıya gereksinim duyduğu için dışarıdan ısı alarak başlatılır ve başlatıldıktan sonra da kendiliğinden devam etmez. Bunun da en temel nedeni başlangıç ve sonuç itibariyle enerji gereksinimi olması ve bu gereksinimi de tabii ki karşıladığı vakitte tepkimenin başlatılıp arkasından da devamının bir şekilde sağlanması. Ve sistem dediğimiz tabii ki biliyorsunuz aslında bu tepkimelerdeki başroldeki kişi. Bu bir mekanizma olabilir, bu bir tepkime olabilir, bu sadece tek bir element, tek bir molekül de olabilir, hiç fark etmez. Biz buna genel anlamda sistem deriz ve bu sistemin kendi enerjisini artıracak şekildeki ısı aldığı sistem ve sıcaklık azalmasına da neden olan bir durumdur. Entalpide özellikle endotermik dediğimiz bu terminoloji. Çünkü endotermikte bulunduğu ortamın ısısını aldığı için geriye kalan ortamda bir soğukluk hissi yaratması. Mesela buna çok kolay bir fiziksel olayla anlatabilirim size. Örneğin biz
denizden çıktığımız zaman üşüme duygusunu neden hissederiz? Çünkü üzerimizdeki su tanecikleri vücut ısımızı alarak buharlaştığı için geri kalan kısmı soğutur. O yüzden biz bu buharlaşmanın etkisiyle de daha soğuk hissederiz. Ve ürünlerin entalpisi, girenlerin entalpisinden daha büyüktür. Düşük sıcaklıkta tabii ki yine reaktifler, yüksek sıcaklıkta ise ürünler daha kararlıdır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Bu kararlılık kısmı size çok sorulur. Hemen şöyle izah edeyim. Endotermiklerde delta sıfırdan büyük olduğu için arkadaşlar, ısı aldığı için herhangi bir tepkime yazıyorum şuraya. Basit bir tepkime türü. X artı ısı Y dedik. Sıcaklık artışı olduğu zaman tepkime ürünler yönüne doğru daha çok fazla gitmesinden kaynaklı ki endotermik sıcağı seven tepkimedir. İşte bu bizim gittiğimiz yön olan Y dediğimiz ürünler kısmını ne yapacaktır? Daha kararlı hale getirecektir. Tepkimeler çok akıllı bir şekilde reaksiyona karşılık ısıyla değişimini düzgün bir şekilde ayarlar. Sıcaklık artışıyla eğer ürünlere doğru gidiyorsa bilin ki ürünler daha kararlıdır. Gittiği yönü zaten kararlı olmak için de bir şekilde kabul görmüştür. Ve gelelim endotermik bazı olayları ve tepkimeleri anlatacağım size. Ve bunların içerisinde en önem verdiğimiz hal değişim olayları arkadaşlar. Bu hal değişim olaylarının içerisinde erime, buharlaşma ve sübimleşmeyi alabiliriz. Ve bu tabii ki fiziksel ve endotermik olaylara bir örnek. Peki moleküldeki atomların özellikle ayrılması derseniz, bakın bunu çok fazla soruyor. Mesela çift atomlu moleküllerin enerji alarak kendisini oluşturan basit atomlara parçalanması, bu gayet güzel bir endotermik ve kimyasal nitelikteki bir olaydır. Yine bize çok sorulur. Analiz tepkimeleri bir bütünü ısı alarak parçalarına bölmek anlamında kullanılır ve ısı alan bu tepkimelerde katı ve gaz gibi daha küçük parçacıklı tanecikleri görmek mümkündür. Ve yine azot gazının yanması ki bu yanma tepkimelerinde en çok sorulan şeylerden bir tanesidir. Azotun atomlarının arasındaki bağ enerjisini çok fazla olması, 3 tane bağ yapıyor olması, oksijenin yine atomlarının arasında ikili bağ olması ve bu bağların kopması için gereken enerjinin açığa çıkana göre daha fazla olması nedeniyle azotun yanmasına biz endotermik deriz arkadaşlar. Hatta şöyle de bir sloganımız vardır. Azotun yanması hariç bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir. Ve gelelim yine bildiğimiz, genelde böyle demek daha doğrudur çünkü, bildiğimiz en yüksek enerji açığa çıkaran tepkimelerden bir tanesi de atomun iyonlaşma enerjisidir. Atomdan elektron koparma diyoruz. Neden hocam derseniz, atomun elektronu çok kıymetlidir. O yüzden bizim bu elektronu koparmak için çok fazla enerji harcamamız lazım. İşte o yüzden bu enerji de gördüğünüz gibi 496 kilojoul gibi, hatta bunu jüle çevirsek 496 bin jül kadar bir enerjiyle elektronu koparmak mümkün. Ve yine aynı şekilde iyonik katıların suda çözülmesiyle yine aynı şekilde endotermik ve ısı gerektiren geneldeki katılardaki çözülme türünü örnek verebiliriz. Ve burada şimdi şunu söyleyeceğim ki arkadaşlar, gerçekten bu da önemli. Özellikle bu tepkimelerde grafik safhası bizim için çok anlamlı. Çünkü biz bu grafiği hem ız konusunda, hatta bazen denge konusunun içerisinde yine size söyleyeceğiz. Potansiyel enerjiye karşılık zaman grafiğimiz ve bu grafikte en çok dikkatimizi çeken girenlerin enerjisine bakıyorsunuz ve oluşan ürünlerin enerjisine bakıyorsunuz. Ürünlerin enerjisi, girenlerin enerjisinden daha büyük, ısı alan bir tepkime ve delta H değerimiz de sıfırdan daha büyüktür. Entalpide girenler ve ürünler enerjilerinin karşılaştırılması yapıldığı zaman işte o enerji aslında potansiyel enerji demektir. Çünkü entalpide demiştim ki size, kinetik enerjinin efektif rolü biraz daha aşağı çekilerek potansiyel daha ön plana çıkar. Çünkü reaksiyonlarda bağlar kopar, oluşur, yeni türde oluşumlar söz konusu olur. Bütün bunlarla ilgilenen bir tek enerji vardır. O da potansiyel enerji. O yüzden çok soruyorum hocam, niye hep grafik potansiyel enerji? Aynen söylediğim gibi kinetik enerjinin bağımlı olduğu şey sıcaklıktır.
Biz burada sıcaklık değişiminin etkisini yok kabul ettiğimiz için, hani var da yok şeklinde. O yüzden biz potansiyel enerjiyi daha çok burada maddelerin enerji dönüşümünde daha çok fazlasıyla kullanırız. Ve egzotermik tepkimelere gelecek olursak, bunlar ise ısı açığa çıkaran, tepkimenin entalpisinin giderek azaldığı, hatta şöyle de diyebilirim size, reaksiyonun özellikle başlangıç ve sonuç itibariyle başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam eden tepkime olarak da bir şekilde lanse etmesi söz konusu. Çünkü endotermikle en çok karşılaştırılan kısım da burasıdır. Endotermikler başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam etmez. Ama egzotermikler başlatıldıktan sonra kendiliğinden devam eder. Tamam arkadaşlar? Ve bu arada bu çok ilginçtir. Özellikle söylemek istiyorum. Nedir hocam derseniz, endotermik de egzotermik de hiç fark etmez. İkisi de ısı alır, ikisi de ısı açığa çıkarır arkadaşlar. Sadece fark şudur, endotermikte gereken ısı açığa çıkandan daha fazladır. Egzotermikte ise açığa çıkan ısı gerekenden daha fazladır. O yüzden de bunların karşılaştırmasını yaparken ısı alır, ısı verir şeklinde tanımlamamızı yaparız. Ve egzotermik tepkimelerde hemen küçücük özelliklerinden bahsedecek olursak, bunlar zaten sistemin, yine dediğim gibi tepkimenin ortama ısı vermesiyle alakalıdır. Yalıtılmış sistemlerde özellikle sıcaklığın artmasına neden olur. Girenlerin entalpileri ürünlerinkinden daha büyüktür. Entalpi değişiminde delta H'ı biliyorsunuz ki sıfırdan küçük olarak gösteriyoruz. Ve yine endotermikte olduğu gibi düşük sıcaklıkta ürünler girenlerden daha kararlı, yüksek sıcaklıkta ise girenlere daha kararlıdır deriz. Egzotermik sıcağı sevmeyen bir tepkimedir. Sıcaklığı artırdığımız zaman tepkime daha çok geriye doğru yöneleceği için o yüzden girenlere biz daha kararlıdır diyoruz. Ve minimum enerji eğilimi de tabii ki de ürünler yönünde olacak. Minimum enerji algısını da şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar size. Özellikle tepkimelerde. Mesela endotermikte ısı Y'ye dönüştü. Egzotermikte ise T'ye dönüştü ve ısı açığa çıkarttı. Karşılaştırma yaparsak minimum enerji ısının olduğu taraftır. O yüzden ısı ne taraftaysa minimum enerji o tarafa doğru olur. Endotermikte girenler yönündedir. Egzotermikte ise ürünler yönündedir. Ve gelelim belli başlı egzotermik olay ve tepkimelere. Hal değişim olayları, donma, yoğunlaşma, kırılaşma gibi, atomlar arası yine özellikle bağ oluşması. Bakın ikili molekül oluşmalarında bağlar daha düzenli bir yapıya geçtiği için düzensiz yapıdan, o yüzden enerji açığa çıkartır ve bu açığa çıkarttığı enerjiyi de biz aslında bağın sağlamlığında da kullanırız. O enerji ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır deriz. Peki bazı atomların elektron alması, özellikle tabii ki hepsi için genel değil, elektron ilgisi çok kritik bir şeydir. Elektron ilgisi endo ya da egzo olabilir. İşte elektron ilgisi en yüksek olan elementlerden bir tanesi klor. Bir tane elektron alıp enerji açığa çıkartıyor. Mesela berilyum tam tersine elektron alması için enerji dalması gereken özel bir duruma sahip. Yani kısacası elektron ilgisinin egzotermik olduğunu genel anlamda ama endotermik olabileceğini de unutmayalım. Ve benim burada en çok üzerinde duracağım şeylerden bir tanesi gazların suda çözülmesi. Bütün gazların sudaki çözülmesi egzotermiktir. Hatta buna şöyle bir ilavede bulunacağım. Bazı katıların ve tüm gazların diyeceğim. Neden derseniz katıların %95-96'sı endotermik çözünme özelliği gösterirken, özellikle sudaki çözünürlüğünden bahsediyorum, %5'lik, 4'lük bir kısmı ise egzotermik çözünür. Mesela bunlara örnek verecek olursa işte seryum sülfat gibi, sodyum hidroksit gibi, sodyum asetat gibi katılar egzotermik çözünme özelliğine sahiptir. O yüzden size özellikle kesinlikle sorularda söyleyeyim, bir katının çözünmesi hakkında egzotermiktir diye bir yargıdan ya da önermeden bahsediyorsa bunun doğruluk payını lütfen
es geçmeyin, doğru olma ihtimali yüksektir. Evet, nötrleşme tepkimelerimiz, yani bu da yine bizim en çok egzotermikte ön plana çıkarttığımız bir tepkime türüdür. Nötrleşme dediğimiz egzotermikte asit baz tepkimeleri, tuz ve su oluşturma ve bunların sonucunda tabii ki ısı açığa çıkartmadan bahsedebiliriz. Ve yine yanma tepkimeleri, az önce söyledim, azotun yanması hariç bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir. Odunun yanması, kömürün yanması, bir doğalgaz yanması, kağıt yanması gibi birçok örnek verebilirsiniz. Organik bileşiklerin yine yanma tepkimeleri, hepsi bunların egzotermiktir. Şimdi ve bizim tabii ki yine bildiğimiz, gerçi daha belki bilmediklerimiz de vardır, en yüksek enerji açığa çıkartan tepkimeler, radyoaktif tepkimeler. Bilmediğimiz derken aslında şundan bahsediyorum. Bizim radyoaktif olayların içerisinde en yüksek enerji açığa çıkaran tepkime türümüz füzyon dediğimiz hidrojen bombasıdır. Ama belki doğada daha gerçekleşmemiş birçok böyle radyoaktivite doğal olmasa bile laboratuvar koşullarında elde edecek patlamalar belki bundan daha yüksek enerji açığa çıkartabilir. O yüzden bildiğimiz diyorum. İşte buna alfa, beta, gama, fisyon ve füsyon enerjileri, ki fisyon atom bombası, füsyon dediğimde hidrojen bombasıdır. En yüksek enerji açığa çıkaran tepkimelere örnek verilebilir. Ve egzotermikte potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde girenlerle ürünlerin enerjilerini kıyasladığımız zaman ürünlerin enerjisi girenlerden daha düşük, delta H dediğimiz tam ikisi arasındaki fark ve tabii ki negatif, yani sıfırdan küçük. Şimdi geldik, sorularımızla da gidelim dedik birazcık. Kalsiyum karbonatın oluşturduğu bir tablo şeklinde bakalım, çözülmesiyle ilgili bir sorudan bahsediyor. 178 kilojüllük bir enerji açığa çıkartıyor. Diyor ki ürünlerin enerjisi reaktiflerinkinden büyüktür. Delta H pozitifse ürünlerin enerjisi girenlerinkinden büyüktür, doğrudur. Çünkü burada delta H sıfırdan büyük olduğu için toplam entalpi zamanla azalır. Bu çok güzel. Toplam entalpi zamanla azalmaz. Neden? Çünkü bu zaten enerji alıyor. Enerji aldığı için de bir şekilde entalpisi gitgide ne yapıyor? Artıyor. Toplam entalpi zamanla azalmaz, zamanla ne yapar? Artar. Peki endoterm bir tepkime midir hocam? Evet, delta H sıfırdan büyükse endotermik demiştik. O yüzden 1 ve de 3 diyoruz. Şimdi gelelim, çok önemli bir şey, oluşma entalpisinden bahsedeceğim ve tepkime entalpisinden. Neden önemli hocam derseniz, çünkü bize en çok sorulan entalpi sorularında molar oluşma entalpisi ya da standart oluşum entalpisi. 25 santigrat derece bir atmosfer basınçta serbest halde bulunan elementlerin entalpilerini sıfır kabul edilmesi. Şimdi bu bölümü açmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü elementel halde kimlerin sıfır, kimlerin sıfırdan farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir element oda koşullarında bulunduğu fiziksel hal ve konumda ise o ne demektir? Hiçbir şekilde enerji sarf edip bir olaya karışmamış, herhangi bir enerji harcamamış, olduğu yerde duruyor anlamında ve o yüzden de onun entalpisi nedir? Sıfır. Mesela alüminyumun katı halde sıfır, civanın sıvı halde sıfır, hidrojen çift atomlu iken sıfır, bakın bulunduğu fiziksel halde diyorum. Mesela grafit doğada bulunduğu haliyle karbonun bir alotrop olduğu için yine sıfırdır. Ya da işte gördüğünüz gibi beyaz fosfor dediğimiz ya da işte gördüğünüz gibi özellikle rombik kükürt, monoklin kükürtte anlatmıştık. Rombik kükürtte yine sıfır olması gibi. Bunlar alotropları ile ilgili kısımlarda doğada bulunduğu şekillerinde ise sıfırdır diyorsunuz. Peki ne zaman sıfır demiyoruz hocam? Mesela sodyum artı bir yüklü iyon halde, yani bulunduğu koşulun dışında bir anlamda, daha başka bir formatta daha doğrusu gördüğümüz zaman, mesela oksijeni tek başına görürsek, mesela ozona yine sıfır diyemeyiz. Oksijenin serbest halde sıfır iken ozonda sıfır olmamasının nedeni, ozon bir anlamda oksijenden elde edilen
daha doğrusu daha suni ya da yapay olarak elde ettiğimiz bir alotroptur. Bundan kaynaklı civayı mesela katı halde görürsek azotlu sıvı, yani bulunduğu fiziksel halden ya da formattan farklı bir halde gördüğümüz zaman bunun anlamı şu. Ha demek ki bu bir enerjiyle değişim ya da bir dönüşüm yaşamış. O zaman molar oluşma ısısı asla sıfır olamaz. Mesela demiri sen oda koşullarında sıvı halde görmüşsen oluşum entalpisini asla sıfır diyemezsin. Çünkü demiri katı halde alıp ısıtıp sıvılaştırıp o haliyle bize entalpiyi sorduğu için de zaten sıfır olması mümkün olmaz. Peki bağın oluşma entalpisi dediğimiz şey de bir mol bileşiğin 25 santigrat derecede 1 ATM'de özellikle yalnız kendisini oluşturan elementlerden elde etmek için özellikle aldığı ya da verdiği ısı miktarı olarak tanımlıyoruz ki bu tanım da yine çok önemli arkadaşlar. Bunu özellikle molar oluşum entalpisi olarak da ifade ediyoruz. Mesela bir bileşik elde edeceksiniz. Onu sadece kendisini oluşturan elementlerden elde etmemiz gerekiyor ki molar oluşum entalpisi diyebilelim. Bunun tabii ki nasıl elde edildiğini zaten çok güzel örnekle burada size göstereceğim. Bir bileşik için bu oluşum entalpisi hocam nelerle alakalıdır derseniz, bileşiğin fiziksel haline bağlıdır. Bileşiğin özellikle hangi tür element, atom türleri ve sayılarından oluştuğu çok önemlidir. Yine ortamın koşulları, sıcaklık, basınç gibi bunlara bağlıdır. Bir bileşik için bu oluşma entalpisi ne kadar büyükse bileşik de o kadar kararlıdır diyebiliriz. Bakın şimdi bunu size burada güzelce bir özet yaptım. Sülfürik asidi birçok koşulda elde etmek mümkün. Ama molar oluşma entalpisi diyebilmemiz için sülfürik asidin ürünlerde bir mol oluşması lazım. Bakın ve sadece kendisini oluşturan temel elementlerin tepkimeye girmesi lazım. Kimdir bu temel elementler hocam? Hidrojen, oksijen, kükürt. Hepsi bireysel tepkimeye girip bir mol sülfürik asit oluşturuyorsa işte biz buradaki entalpi değişimine molar oluşum entalpisidir deriz. Peki girenlerin katsayıları önemli mi hocam? Değil. Onlar yeter ki o bileşiği oluşturan elementler olsun. Peki ben sülfürik asiti böyle de elde edebilirim. Nasıl hocam derseniz, mesela su ve SO3 gazını bir araya getirerek asit yağmurları diye tabir ettiğimiz havadaki kükürt trioksit ve su buluştuğu zaman da sülfürik asit oluşturur. Yine bir mol oluşur. Peki biz buradaki delta H için molar oluşma entalpisi eşittir diyebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü molar oluşumda tabanda kendisini oluşturan elementler tepkimeye girmeli. Bir tane daha örnek yazmak istiyorum. Mesela karbon ve oksijen tepkimeye girerek karbondioksit gazını oluşturabilir. Doğru mudur? Ve 1 mol karbondioksit gazı oluşur. Peki buradaki entalpiye molar oluşum der miyiz hocam? Deriz. Çünkü onu oluşturan temeldeki elementler tepkimeye girmiş. Peki ben karbon monoksit ve oksijeni tepkimeye sokarak karbondioksit gazı elde edebilir miyim yine? Evet. Peki buradaki molar oluşma mı hocam? Hayır. Çünkü kendisini oluşturan elementler değil, bir bileşik bir element tepkimeye girdiği için buna molar oluşum entalpisi evet deriz, diğerine ise hayır deriz. Demek ki buradan şunu anladık, molar oluşma entalpisinde bir mol bileşik oluşacak, sadece kendisini oluşturan elementler ve bulundukları tabii ki formatta tepkimeye girerek bileşiği oluşturacaklar. Ve burada bir tane örnek sorumuz var gençler. Şimdi bu örnek sorumuza tabii soruların içerisinde özellikle delta H kısmıyla çok ilgileniyoruz artık. Tepkimemizin delta H'ı artı 66, yani sıfırdan büyük. Peki endotermik ısı alan bir tepkimedir. Doğrudur. Girenlerin entalpilerinin toplamı ürünlerden 66 kilojoule daha fazladır diyor. Evet, ürünler eksi girenler dediğimiz zaman girenlerinki daha fazla değil, ürünlerinki daha fazladır. Çünkü delta H ürünler eksi girenler şeklindeydi ve buranın da artı 66 olması için ürünlerin enerjisini girenlerden 66 kilojoule daha fazla olması gerekiyor. Yanlıştır.
NO2'nin molar oluşum ısısı. Bakıyorum, burada NO2'den 2 mol elde etmişim. Kendisini oluşturan elementler mi girmiş hocam? Evet. Peki ne kadar bu enerji? 66 kilojül. Peki ben 1 mol NO2 elde etmek istiyorum. O zaman bu delta H ne çıkar? Artı 33 çıkar. Peki buna molar oluşum entalpisi der miyiz? Deriz. O yüzden bu da doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Hangileri doğru oldu? 1 ve 3. Şimdi bu entalpi ile ilgili özellikle tepkime türüne göre örneklendirebiliyoruz entalpileri. İşte yanma entalpisi, nötrleşme entalpisi, sürünleşme enerjisi, enerji entalpiyi kullanmak beraber çok sorun yaratmaz. Bunlarla ilgili biliyorsunuz belki bir tarihçesinden de bahsedeyim. İlk Benjamin Johnson zaten elektrik enerjisinden yola da çıkarak enerjiyle ısı enerjisini, aslında onun da bir anlamda iş enerjisinin hep bir eşitliğinden bahsetmiştir. Arkasından James Joule işte bunun üzerinden yaptığı deneylerle demiştir ki iş ve enerji birbirine eşittir. Çünkü bir şekilde yaptığımız işe karşılık harcadığımız enerji eşdeğer hareket ettiği için. O yüzden biz de burada enerji kelimesinin yerine bazen entalpi kullanabiliyoruz. Çünkü bunlar da zaten aynı anlam ifade ediyor. Biraz daha sadece şunu ayırt edebilirsiniz. Entalpiyi daha kimyasal, enerjiyi böyle daha da böyle fizikseller için ya da kimyasallar için de genel anlamda kullanabiliriz. Entalpi biraz daha bunların içinden sıyrılabiliyor. Mesela çözünme entalpisi ya da çözünme enerjisi diyebilirsiniz ama erime entalpisi yerine erime enerjisi demek ya da erime ısısı demek bir anlamda belki daha da doğru olabilir. Şimdi geldik bu tepkimenin entalpisiyle ilgili arkadaşlar. Tepkimenin oluşması sırasında reaksiyona girenler ve oluşan ürünlerle ilgili bir enerji karşılaştırması yapıyoruz aslında biz burada. Ve bu tepkimenin oluşumunda sıcaklık farkı olmadığı için kinetik enerjinin genelde maddenin iç yapısı az önce size söylediğim potansiyel enerji farkına dayalı olmasından kaynaklı tepkime ısısını hesaplarız. Maddenin iç yapısı, bağ oluşması, bağ kopması gibi birçok farklar. İşte bu tepkimenin entalpisi diye tabir ettiğimiz size bu enerjiye karşılık gelir. Peki tepkimenin entalpisi nelere bağlı hocam derseniz tepkimeye giren ve oluşan maddelerin türüyle çok alakalıdır. Tepkimeye giren ve oluşan maddelerin miktarıyla çok alakalıdır. Yine ortamın sıcaklık ve basıncı ile çok alakalıdır. Yine reaksiyona giren oluşan maddelerin fiziksel haliyle çok alakalı. O yüzden de genel anlamda tepkime entalpilerini bu şekilde 3 tane faktörü genel anlamda örneklendirebiliriz.